Çocuk Hospis Hizmeti ve Palyatif Bakımı. Aileler için açıklayıcı bir film. Almanya'da birçok insan ciddi hastalıklardan muzdarip. Genç insanlar bile hayati tehlike taşıyan hastalıklara yakalanabiliyor. Anne karnında yeni doğmuş bir bebekte ya da çocukluk ve ergenlik döneminde ciddi bir hastalıktan şüphelenildiğinde doktorlar hastalığa bir isim vermeye çalışırlar. Hastalığın kesin nedenini bulmak için yapılan bu arayış süreci büyük bir belirsizlik dönemidir ve etkilenen aileler için çok streslidir. Bazen tüm çabalara rağmen hastalığa bir isim vermek mümkün olmamaktadır. Ayrıca hastalığın adı konmuş olsa bile, bu hastalığın etkilenen çocuk ve ailesi için gerçekte ne anlama geldiği konusunda belirsizlik devam eder. Bunun nedeni, çocuklardaki ciddi hastalıkların çoğunun nadir görülen hastalıklar olmasıdır. Çocuğun gelecekteki gelişimi, hastalığın seyri veya olası iyileşme şansı ile ilgili açıklamalar genellikle büyük bir belirsizlikle yapılabilir. Bir çocuğun yaşamını tehdit eden veya yaşam süresini kısaltması beklenen bir hastalığı varsa, tüm destek olanakları ile birlikte çocuk hospis çalışmaları ve çocuk palyatif bakımı önemli destek hizmetleridir. Hayatı tehdit eden bir hastalığı olan çocukların çoğu kapsamlı bir bakım alır. Bir çocuk kliniğinde, özel muayenehanede ya da ayakta tedavi görülen bir çocuk hemşireliği servisinde. Çocuklar ve gençler için hospis çalışmaları ve çocuk palyatif bakım hizmetleri, tanı anından itibaren aileler tarafından kullanılabilir. Çocuklara ve gençlere yönelik hospis çalışmalarının ve çocuk palyatif bakımının hedefleri, çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini iyileştirmek veya mümkün olduğunca uzun süre korumak ve günlük yaşama katılımı desteklemektir. Bu, ihtiyaç duyulan yerlerde eşlik ve yardım yoluyla sağlanır. Günlük yaşamda rahatlama, destekleyici konuşmalar ve ağrı veya nefes darlığı gibi sıkıntılı hastalık belirtilerinin hafifletilmesi. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve ruhsal unsurlara eşit önem verilmektedir. Ailelerin özerkliği ve istekleri eylemin pusulasıdır. Ailelerin sahip olduğu kaynaklar güçlendirilir, ailelere danışılarak bireysel bir destek ağı kurulur ve koordine edilir. Ev ortamında ayakta tedavi hizmeti veren bir çocuk ve genç hospis servisi ve çocuklar ve gençler için uzmanlaşmış bir ayakta palyatif bakım ekibi yardımcı olabilir. Ayakta çocuk ve gençlik hospis hizmetinin eğitimli gönüllüleri, aileleri günlük yaşamlarında desteklemektedirler. Hasta çocuğa, ebeveynlere ve kardeşlere zaman ayırıp ilgi gösterirler. Hasta çocuğu resmi kurum ziyaretlerine, ailesiyle gezintilere veya kardeşleriyle spora götürürler. Ayakta tedavi palyatif bakım ekibi, SAPB ekibi olarak da bilinir. Hemşirelerden, doktorlardan ve psikososyal hizmet uzmanlarından oluşur. Hepsi de çocukluk ve ergenlik döneminde ağrı veya nefes darlığı gibi hastalık belirtilerini tedavi etme konusunda oldukça deneyimlidir. SAPB ekibi sahadaki yardımcıları destekler ve haftanın 7 günü, günün 24 saati aileler için ulaşılabilir durumdadır. Çocuklar ve gençler için ayakta tedavi hospis hizmetleri ve SAPV ekipleri, yaşamın sonunda dahi her ihtiyaç duyulduğunda yanınızdadır. Yatılı çocuk ve genç bakım kurumları, uzun süredir ağır bir hastalıktan yakınmakta olan ve zaman zaman durumu iyiye veya kötüye giden çocuklar ve gençler için günlük yaşamda rahatlama, ebeveynler ve kardeşler için bir nefes alma alanı ve diğer ailelerle destekleyici bir alışveriş imkanı sunarlar. İnsanların yalnızca yaşamlarının sonunda bakımlarının yapıldığı yetişkin hospislerinin aksine, çocuk hospisleri yıllarca sürebilen hastalık sürecinde aileler için kalıcı bir bağlantı noktasıdır. Yataklı kısa süreli bakım tesisleri, Kutset Flag'ı, günlük hayat içinde bir mola, hasta çocuklar için bir tatil ve aile için gücünü toplayabilme olanağı sağlar. Hastalığın bulguları çocuk için çok acı vericiyse veya hastalık ilerliyorsa, acıyı hafifletmek, yaşamı şekillendirmek ve daha sonra tekrar taburcu olabilmek için hastanede bir çocuk palyatif bakım ünitesine yatış mümkündür. Aileler de yaşam sonu bakım sürecinde yataklı çocuk palyatif bakım birimlerinde veya çocuk hospislerinde desteklenebilir. Aileler bu hizmetlerden ne zaman faydalanmak istediklerine kendileri karar verir. Hastalığın başlangıcında, hastalığın seyri sırasında, kötüleşme durumunda veya yaşamın sonunda.
Önemli olan şu, biz her zaman hazırız. Hayatı tehdit eden bir hastalığa sahip çocuğu, genci veya genç yetişkini olan ailelerin yanındayız. Bize güvenebilirsiniz.